Nasıl oldu Narin? Güzel güzel, çok güzel. Ya hiç anlamıyorum ki Deniz ya. Böyle son güne bırakılır mı gelinlik duvak falan? Son gün mü? Aa! Ay ben de panik oldum şimdi. Sormayın ya. Ben sevdim bunu, olur mu ya? Evet evet. Peki şöyle bir aksesuar taksak. Çok hoş olabilir size. Hı, olabilir. Keşke her müşterimiz sizin gibi olsa. Normalde 6 ay sürer bu gelinlik işleri. 3 ay beğenmeleri sürer, 1 3 ay da tadilatla uğraşırız. Gelinler sürekli fikir değiştirir. Ben şunları halledeyim. Sen benim telefonlarımı açmıyorsun ama ben bulurum yine seni. Şükür söyledi nerede olduğunu. Ben siz gelinlik mi bakıyorsun bir de? Narin var tabii, bana ihtiyacın yok artık değil mi? Bana bakın. İkinize de söylüyorum. Didişme, gerginlik, kavga falan yok şu düğün dernek işleri bitene kadar. Bakın zaten sinirlerim bozuk. Anında vazgeçerim ha. Biz yetişkin insanlarız, merak etme. Biz hallederiz değil mi? Tabii tabii tabii. Merak etme sen, gününün keyfini çıkar. Yalnız sen benim yardımımı istememiş olabilirsin ama ben Fırat'la evleneceğim gün bütün desteğini isterim yani ona göre. Ben üstümü değiştirmeye gidiyorum. Bu oldu, aldım tamam. Hadi, hadi. Sen Fırat için sadece bir kafa karışıklısın tamam mı? Başka bir şey değil, biliyorsun değil mi? Bence iyidir abi, daha ne olacak? Sence ben doğru mu yapıyorum? Ne, anlamadım. Neyi doğru mu yapıyorsun? Kafamda bunca soru var. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi gidip evlenecek miyim yani Deniz'le? En azından bir Deniz'den emin olsaydım. Uf, saçma sapan konuşma. Düğün günü gelmiş çatmış. Yürümezse bakarsınız artık. Aşık mısın sen, ona bak abi. Gerisini sorgulama. Ablacığım, nikahtan sonra ben Fırat'ın oteline yerleşeceğim. Siz de rahat rahat takılırsınız baş başa. Bu konuda konuşmak istemiyorum Irmak. O adamla ciddi bir adım atarsan ben seninle bütün ilişkimi keserim dedim mi demedim mi? Ya mahsus mu yapıyorsun Irmak ya? Ha? Kızı sinir etmek için mi yapıyorsun? Ablam buraya sakinleşsin diye getirdik, sen geriyorsun kızı. Gıcık olacağı konuları açıyorsun durup durup. Seni gıcık ediyor olmasın bu konular? Konuşacağım tabii. Ablam yani, başka kimle konuşabilirim? Kapat çeneni Irmak. Masken çatlıyor, masken. Öf tamam ya, yapamayacağım ben, erteleyin nikah falan. Çıkar şu maskeyi. Bırak, ben gidiyorum uzun bir tatile, yokum ya. Ne yapıyorsun ya? Tamam ablan sakin ol bak. Sen şu an yeni gelin sendromu yaşıyorsun. Bütün bu stres, sıkıntı falan hepsi geçecek. Bak nikah ertelenir mi hiç öyle ya? Can ne kadar üzülür düşün. Öyle değil mi Narin, bir şey söyle. Sen delirttin, sen sakinleştireceksin canım ablanı. Tamam. Tamam, sizinle bir ilgisi yok yani. İstemiyorum ben, gerçekten istemiyorum ya. Tamam bak ablacığım, sakin ol, benim hatırıma tamam mı? Ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bara gideceğim, sana en sevdiğin kokteylden yaptıracağım tamam mı? En güzelinden. Deniz, bak yapamayacaksan bugünden iptal edelim. Kalbinin sesini dinle. Zorlu olmaz bu işler. Ha? En azından erteleyelim şimdilik. Ay yok be. İstiyorum. Can'la evlenmeyi çok istiyorum hem de. Ben Irmak'ı yüz etmek için onu dedim. Sen de yarıştıracaksın bunları. Zamanında yeteri kadar yarıştılar. Emekli olmanın zamanı geldi. Hayat bunlara güzel be. Ekmek elden su gölden. Hak ettiler ama. Zamanında az para kazandırmadılar babama. Değil mi oğlum, değil mi he? Değil mi? Gerçi biz de Erol Beygir'inden iyi para kazandık birader. Şimdi Amerika'da keyfini sürüyordu. Sen beni şaşırttın doğrusu. Bu sefer hesabını kesersin diye düşünmüştüm ama... bakayım sana şöyle bir. Sen yaşlanıyor musun yoksa? İnsanın adı çıkacağına canı çıksın kardeşim be.
Adam insan gibi itirafnameyi imzalamış. Ben de adamı niye dekman yapayım ki? Verdik parasını, gönderdik. Merak etme, biz bu işten karlı çıkacağız. Umarım. Son anda atıklı yere bir sürpriz yapmasın da. E biliyorsun sonuçta babamın mirasının ucu bucağı yok. Oradan bir sıkıntı çıkmaz. Çıksa da sorun olmaz. Nasıl olsa günah keçimiz hazır. Her şeyi Erol'a yapıştırırız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.